Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İlk defa bu videoyla kanalıma geliyorsanız adım Ezgi. Hoş geldiniz tekrar. Ne diyeceğimi bilmiyorum arkadaşlar, çok heyecanlıyım. Bir an önce bu videoya geçmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ormana seçtim bu videoyu yapmak için sizin için. Hem evden biraz uzaklaşmak, çocuklardan uzaklaşmak, istediğim gibi içimi dökmek istiyorum. Fakat pazar sabahı saat 9 ve dün akşam bir atak geçirmiş olmama rağmen ve sabah hala bunun kaygılarını yaşamamış olmama rağmen şu an ormanda tek başıma böyle bir video çekmek için biraz çılgın olmam gerekiyor sanırım. Başlayalım en iyisi kısa kısa, hızlı hızlı ben size anlatayım. Notlar aldım çünkü çok hassas, ince ve derin bir konudan bahsedeceğim size. Bu arada bütün notları geçeyim. Doktor değilim, psikiyatrist değilim, psikoterapist değilim, psikolog değilim. Hiçbir doktor alanında değilim, doktor da değilim. O yüzden buradaki şimdiki söyleyeceğim bütün hepsi benim yaşadıklarım, benim tecrübelerim ve benim araştırdıklarım, duyduklarımı size paylaşacağım tamamen. Biraz çok heyecanlıyım, tedirginim ve hassas bir konu olduğu için acaba doğru yapabilecek miyim? Yine kaygılanıyorum ama bunların hepsine geleceğim. İlk önce sizinle mesaj gelmiş. İlk önce sizinle anksiyete nedir? Nasıl olur? Onu söylemek istiyorum. Anksiyete bir zihin ve beden problemi. Yani kendi dilimle söyleyeyim, illet bir olay arkadaşlar. Düşmanımın dahil, yani hiçbir insanın bunu yaşamasını istemeyeceğim bir şey. Çünkü sadece yaşamakla değil, bunu yaşıyorken de karşı tarafların hiç kimsenin, şu an ellerim titriyor. Karşı tarafın hiç kimsenin seni anlamadığını bilmek. Yani sen içinde bir şeylerle savaşıyorsun ama karşıda hiç kimse seni anlamıyor. Hiçbir şekilde anlamıyor. Boş konuştuğunu zannediyorlar. Bir yere gitmek istemiyorsun mesela. Atlıyorum biliyorum ama. Yani anksiyete gerçekten de beynin ve ruhun ve fiziksel hareketlerinin savaştığı bir şey. Bu çok garip bir duygu. Ne zaman patlayacağı asla belli olmayan bir şey. Sürekli kaygılanmaktan doğan bir şey. Ama siz kaygılandığınızı bile fark etmiyorsunuz. O kadar ki illet bir durum. Benim için ne zaman başladığını size söyleyeceğim. Ben kolej döneminde, yani 16-17 yaşındayken bir gün okulda sebepsiz hiçbir yere, yani dersin içindeyim ve sebepsiz bir yere kalp çarpıntım başladı. Çok hızlı derecede atmaya başladı ve nefes alamayacak kıvama geldim. Böyle yapıyorum. Ve böyle yaptıkça daha da daralıyorum. Ruhum daralıyor. Bu arada İnşallah bu videoyu izlerken bazı insanların daha anksiyetesini artırmam, panik ataklarını artırmam. Gerçekten sadece yapmak istediğim ufak da olsa bazılarınıza yardım etmek. Hep birlikteyiz bunda. Hiçbir zaman tek değilsiniz. Çünkü bunu sadece sen, ben, biz yaşamıyoruz. Bunu birçok insan yaşıyor ve birçok insan maalesef bunu saklamayı tercih ediyor. O kadar yaygın ki burada ben araştırdığımda iki kişiden biri panik atak ve anksiyete hastası demiş doktor. Çok yaygın bir durum ve giderek dünyamızda yaygınlaşan bir durum olmaya başlıyor. Bunun sebebini asla bilmiyorum ama umarım çözülür. Okula dönüyorum. ne olduğunu bilmeden böyle kalp çarpıntım başladı. Çok hızlı derecede atmaya başladı. Ondan sonra benim öğretmenim, o zaman Kıbrıslı, adını Mine. Mine öğretmenim vardı. Burada izliyorsa, herhangi bir gün izlerse de ona selam gönderiyorum. Ondan sonra bu arada ben Londra'da okuyorum. Burada yetiştim falan filan. Neyse. Ondan sonra kalp çarpıntım olmaya başladı ve acilen beni ambulans çağırarak hastaneye gönderdi. Bir arkadaşımla beraber, sınıf arkadaşımla birlikte. O zaman doktor bana şey demişti, sen bu aralar fiziksel bir etkinlik yapıyor musun? Ben de halk oyunları dansı yapıyordum ve çok Artvin yöresi yapıyorduk. Çok böyle inmeli, kalkmalı, hoplamalı, işte diz ayağı falan, çok agresif bir hoplama zıplama yapıyorduk. Ondan sonra onu anlatınca hemen doktor da, bir sonra geleceğim bu olaya, doktor da dedi tamam dedi, sen dedi biraz rib cage'ini incitmişsin. O yüzden bu kalbine biraz baskı yapıyor ve kalp çarpıntın bu yüzden. Ben de dedim tamam ve eve gittim. Ondan sonra tam kaç sene geçti bilmiyorum ama 2006 falan deyin, 2014'te.
2014'ün başlarında birinci ayda ben deli gibi iş arıyorum. Ben eğitimciyim bu arada. 0-7 yaş arası öğretmenim. Anaokulunda çalıştım. 2 sene üniversiteden sonra 2 sene anaokulunda çalıştım. Ondan sonra... Ay! Aa! Harika bir yer seçmişim bu video için. Ondan sonra 2014'te ben 2 sene kreşte çalıştıktan sonra aslında yapmak istediğim anneler ve çocukların iletişimi ve ailelerle birlikte çalışmak istediğimi öğrendim ben. Yani öyle hissettim. Dedim ben çocuklarla artık değil de ailelerin çocuklara nasıl eğitim, nasıl ilişkisini daha çok yapmak istedim. Ve bu sebepten dolayı ayrıldım. 8 ay boyunca iş aradım deli gibi. Her yere başvurdum, kabul edilmiyor. Bu arada ben üniversite diplomam var, 10 senelik bir tecrübem var ama hiçbir yere kesinlikle alınmıyorum. Yani iş yok ki öğretmenlik burada çok hızlıca güya bulunan bir işlerden bir tanesi. Fakat ben iş bulamadım. Birinci ayda evime, annemlerin evine, şimdiki evine 2 saat uzaklıkta bir yere başvurdum ve kabul edildim. Otobüse gidip geliyordum. O zaman araba park, otopark sorunu vardı. O yüzden arabayla gidip geliyordum. Ve bir hafta falan gittim. Bir haftanın sonunda, ertesi hafta böyle başım dönmeye başladı. Yani çocuklarla birlikteyim, başım dönüyor. Böyle. Başım dönüyor yani. Gözümü açıyorum. Göz kapaklarım burası o kadar ağır ki böyle gözümü kapatıyor. Sanki etrafı böyle karanlık görmeye başladım. Gözümün önünde böyle beyaz çizgiler, beyaz ışıklar böyle dönüyor. Ben o beyaz ışıkları böyle takip ediyorum. Ondan sonra başım dönüyor, midem bulanıyor, kusacak gibi oluyorum. Yani böyle ne olduğunu bilmiyorum. Hani acaba acıktım mı diyorum. İlk aklıma o geldi. Acıktım mı diyorum. Direkt koşup, o zaman krekerler götürüyordum. Ara öğün olarak onları yiyordum. Krekerden bir iki tane attım. Şimdi kendine geleceksin. Hayır, hala kendime gelmiyorum ve daha çok başım dönmeye başlıyor. Diyorum tamam burada bayılacağım ben şimdi. Öleceğim. Oldu yani. Ben burada bayılacağım, düşeceğim, kalacağım dedim. Kimse de yanımda yok zaten. Ne olduysa bana burada olacak şu an. Onları düşündükçe kalbim daha da böyle yerinden fırlayacak gibi atıyor. Hızlı atıyor. Ben kendimi direkt tuvalete attım. Tuvaletin üstünde böyle oturuyorum. Ben böyleyim. Gözümü kapatıyorum. Masaj yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Ezgi kendine gel, kendine gel, kendine gel. Bir şeyin yok. Hastası. Yani gripsin diyorum. Demek ki ağır bir grip yakalandım ve iyi olacaksın. Eve git diyorum. Evde uyuyunca bu arada kafam içindeki söylenenleri söylüyorum. Eve git. Eve gidince iyi olacaksın. Ondan sonra Serhat'ı aradım. Serhat o dönem araba kullanmıyordu. Aradım, dedim ki buraya gelip beni acilen eve götürmen gerekiyor. Çünkü ben eve gidemem, yalnız da gidemem. Hani taksiye atlayıp da gidemem. Gel beni al dedim. Ondan sonra tabii o gelene kadar ben ofisteyim. Ve ofiste koltuk var ve ben koltuğun üstünde uzanıyorum arkadaşlar. Uzanıyorum ya, iş yerinde koltukta ben böyle uzanıyorum, gözümü açamıyorum. Kafam o kadar ağır ki kafamı kaldıramıyorum. O kadar ki ağır. Ve bunun ne olduğunu bilmiyorum. O an onları yaşıyorum ve bilmiyorum. Ondan sonra Serhat aldı beni, eve gittik ama hala kötüyüm. Dedim ki ben en iyisi erken uyuyayım, sadece çok yoruldum. Belki uyuyunca geçer. Uyuyunca geçer lafını çok seviyorum. Eve gittim tabii ki, uyudum, uyumaya çalıştım. Ertesi gün oldu, tekrar aynı. Gözümü açamıyorum, midem bulanıyor, çarpıntım oluyor, nabzım düşüyor. Şu parmak uçlarımın o kadar... ne derler? Hissetmiyordum. Parmak uçlarımı, ayak uçlarımı, parmak uçlarımı hissetmiyordum. Uyuşuyordu. Parmak insanın, ya insanın bir parmak ucu uyuşur mu ya? Ama non-stop yani. Hiç durmaksızın parmak uçlarım uyuşuyor ve bu aylarca sürdü. Aylarca parmak uçlarım uyuşuyor. Nefes alamıyorum. Serhat'a diyorum ki ya bende bir problem var diyorum. Bir problem var ya, başım dönüyor diyorum. Hani gözüm bulanık görüyor ve bulanık görüyordu ya. Gözüm bulanık görüyordu. Annem diyor yok bir şey kızım. Sen stres yaptın. Geçer. İşte sakin ol. Tamam. Sakin ol Ezgi. Geçecek. Ya uyuz ol. Sinir oluyordum. Biri bana tamam sakin ol geçecek deme bana. Bana neyi yaşadığımı söyle. Ben bileyim, ona göre hareket edeyim. Ben bilmiyorum. Kafamda deli sorular. Ne oluyor? Ne bitiyor? Bu arada Google'da asla bir araştırma yapmadım. Ben o tür araştırmalara katliyen karşıyım. Çünkü her Google'da bir şey aradığınızda sadece kansere
çıkıyor yolun sonu yani. Bu asla doğru olmayan bir araştırma tipidir. Google bir doktor değil. Lütfen siz de araştırmalarınızı Google'a yazarak, soru yazarak bulmaya çalışmayın. Ben yazmadım. Orada çok iyilik yaptım kendime. Asla Google'a benim neyim var diye sormadım. Çünkü bu sadece benim o anki yaşadığım duyguyu daha da arttıracaktı. Ondan sonra Serhat, Zeki, o zamanlar sevgilim, şimdiki kocam, dedi ki senin dedi yaşadığın dedi anxiety, anksiyete bozukluğu. Dedim o ne? Anxiety ne dedim yani, bu ne? Dedi sen panik atak, anxiety yaşıyorsun. Allah dedim bu ne ya? Ondan sonra tabii bundan önce böldüm. Bundan önce doktora çok gittim. Biri bana gözlük verdi dedi. Gözüm bozuk dedi. Gözlük verdi. Bulanık görüyorum diye bana gözlük verdi. Yani bazen gerçekten doktorlar sizi başınızdan savmak için çok gereksiz şeyler yapıyor. Tamam belki o zaman gözüm hafif bir bozukluk olabilir ama bu o anki yaşadığım şeyi açıklamıyordu. Gözlük verdi, acile kaç defa acile gittim, midem bulanıyor dedim, halsizim dedim, işte bayılacak gibi oluyorum dedim. Bak bütün semptomları aslında söylüyorum orada. Şu an biri bana gelsin desin ki benim şöyle 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 semptomlarım var, acaba ne oluyor? Ben otomatikmen derim ki bu anxiety. Yani akşam şunu bunu yaşıyor musun? Terleme, titreme, uyuşukluk, kalp çarpıntısı, bunlar hepsi anksiyete bozukluğuna işaret ediyor. Tabii başka şeyleri de vardır mutlaka ama ben anksiyete yaşıyordum ve doktorum bana asla sen bunu yaşıyorsun demedi. Doktor bana her zaman biz bilmiyoruz, işte başka testler yapmamız gerekiyor, kan testi yapmamız gerekiyor, şunu yapmamız gerekiyor. Yapıyorlar, tertemiz çıkıyor, hiçbir problemim yok, ne vitamin eksikliğim var, hiçbir şey yok. Çok uzun oluyor anlatıyorum ama yani anlatırken o anki duygu karmaşıklığını, neleri nasıl atlattığımı bilin istiyorum aslında. Ondan sonra en sonunda Serhat dedi ki sen dedi anxiety yaşıyorsun. Sen kaygı bozukluğu var sende, anksiyete var, panik atak var sende dedi. O zamana kadar da panik atak olmadım bu arada. Sadece kaygı bozukluğu yaşıyorum. Sadece endişeleniyorum. Başım dönüyor böyle falan oluyorum ya. Her gün bende bir problem var diye uyanıyorum ve her gün bende bir problem var diye yatıyorum. Bu arada o süreçte ben asla dışarı çıkmadım. Asla bir arkadaşla buluşmadım. Asla güzel beslenemedim. Hep korku içinde yaşamak nasıl bir duygu biliyor musunuz? Her gün ölecekmiş korkusuyla yaşamak yani her an, gün bile değil. Her an ben şu an öleceğim, ben şu an bayılıp düşeceğim ve öleceğim demek kendinize. Ve bunu sürekli beyninize söylemek çok yanlış yapmışım. Keşke doktorum bana ilk gitmemde deseydi senin kaygı bozukluğun. Keşke doktorum bana deseydi ki böyle böyle yaşıyorsun. Ben de ona göre en azından neyin ne olduğunu bilirdim. Doktorların bana öyle bir şey söylememesi beni daha da anksiyetemi azdırdı zamanında. Ondan sonra ne oldu? Artık baktım ki doktorlar bir çare bulamayacak bana. Ben düşündüm. Benim o zamanlar bir öğrencimin annesi Cognitive Development okuyordu ve çalışıyordu bir hastanede. Ben direkt o kişiyi aradım. Dedim ki, bu arada o kişiyi de eski çalıştığım iş yerinden tanıyordum. Hani o 2 senelik çalıştığım iş yerinde tanıyordum. Aradım dedim ki ben böyle böyle problem yaşıyorum. Hani bende bir problem var mı, bu ruhsal bir şey mi diye. Sağ olsun bana o kadar iyiliği oldu ki dedi ki Ezgi bak dedi. Evet dedi bu ruhsal bir problem dedi. Bu anxiety dedi doğru dedi. Senin dedi bir konu hakkında ne kadar çok bilgi sahibi olursan dedi o kadar dedi kendini daha iyi yapacaksın. Yani bu anxiety ve anxiety'yi sen doğru yerlerde okuyup araştırırsan sen kendini geliştirebilirsin yani kendini iyileştirebilirsin dedi. Ona öyle söyleyince sonra dedi ki bu çalıştığın kreşte dedi şu an dedi orada gönüllü bir psikolog var dedi. Türkiye'den yeni geldi, staj yapacak dedi. Ara onlarla görüş dedi. Ben de aradım. O anı size nasıl anlatacağım bilmiyorum çünkü çok çok korkunçtu. Yani şimdi düşünüyorum ve o olayı gözümde canlandırıyorum. Gerçekten çok korkunç bir andı. Bana dedi ki Ezgi dedi gel seninle görüşeceğim dedi. Buraya gelmen gerekiyor ama dedi ben sana gelemiyorum. Tabii ben de evi terk edemiyorum. Öyle bir problem var. Evden dışarı adım atamıyorum. Yani adım atamıyorum. Böyle tecrübelerimiz var. Serhat beni
restoranta götürürdü. Ben sipariş verirdik. Ondan sonra bakardım ışıklara. Serhat diyordum, yani bey ışıklar mı kapanıyor, bana mı öyle geliyor diyordum. Baksana ışıklar karanlık diyorum, o da kararıyor. Ya da dedim bak gözüm kararıyor. Allah Allah, çocuk bana bakıyor diyor ki Ezgi bir problem yok yani, ışık hala ışık, aynı ışık dedi, bir şey yok diyor, şu an bir şey olmuyor, yemeğimizi bekliyoruz, yemeğimizi yiyelim, az biraz daha dayan, yemeğimizi yiyelim gidelim. Halbuki oradaki maksat Serhat'ın beni tekrar dışarıya alıştırması, çünkü evden çıkamıyorum ben. İşte gel markete gidelim şunu alalım, adım atamıyorum, çıkıyorum ya, 2 dakika yürüyorum, sonra diyorum ki benim acilen eve gitmem lazım, ben düşüp burada bayılacağım diyorum, hemen eve kaçıyorum. Çünkü ev benim comfort zone. Buraya yazmıştım Türkçesini. Orası evim benim comfort zone olduğu için bir tek orada yatağımda ben huzurlu oluyordum. Ama tabii bütün düşünceler tekrar geliyordu. Neyse. Ben kendimde o gücü buldum. Ondan sonra arabayı kendim sürdüm. Tabii oraya gidene kadar var ya, Allah'ım aklımda neler neler geçiyor. Ben düşüp öleceğim. Ben şu an araba kullanıyorum. Bayılacağım. Kimse yanımda olmayacak. Burada yalnız öleceğim. Bir sürü bir sürü kötü olumsuz şeyler düşünüyorum. Arabayı park ettim. Adım attım. Düşünün. Ev düşünün. Yani bir işletme düşünün. Siz hemen o işletmenin yanındasınız. Ama kendisi o cesareti bulup dönüp kapıyı çalamıyorsunuz. Ben hüngür hüngür ağlıyorum. Ağlıyorum, ağlıyorum, ağlıyorum. Annemi aradım. Annem de yakında bir markette çalışıyordu, pazarda. Annemi aradım, dedim ki anne dedim gel birlikte girelim içeri, çünkü ben çok korkuyorum dedim. Yani bana bir şey olursa en azından sen benim yanımda ol, yani bir şey olmasın. Ondan sonra annem de sen yaparsın, sen edersin, telefon açık kalsın, sen git. Öyle diye 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 kendimde o cesareti buldum. İşte sen iyileşmek istiyorsun, sen yapmak istiyorsun, bunu kendin için yap falan falan diye diye kendimi gaza getirdim. Ondan sonra girdim odaya. Allah'ım, bu ilk defa. Düşünün yani, o kadar şey yaşıyorsunuz aylarca ve kimse sana neyin ne olduğunu söylemiyor, etrafındakiler hariç. Ama etrafınızdakilere inanmıyorsunuz çünkü onlar sizin yakınınız, yani size her şekilde iyi yapmaya çalışmak için her şeyi söyleyecektir. O yüzden siz onlara inanmıyorsunuz. Neyse gittim, bu kız benden küçük olmasına rağmen tabii eğitimli, o alanda eğitimli. Anlattı 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 bana, ben şok dedim, inanmıyorum, benim bu yaşadığım bu muymuş dedi. Yani Ben dedim bunun bir adı olduğunu bile bilmiyordum dedim. Dedim ben bunun bir ismi, bir hastalık bozukluğu, bir ruhsal bozukluk olduğunu ben bilmiyordum dedim. Dedi evet dedi, bu böyledir dedi. Kimse genelde açıklamayı sevmez dedi. Bilmezler dedi. Araştırılmak istemeyen bir konu dedi. İşte sen şunu 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 yaşıyorsun dedi. Falan filan, ben terapi gördüm. Arkadaşlar. Ben... yaklaşık sanırım 2-3 defa falan gitmiş olabilirim. Bakın şu an bile hala biraz başım dönüyor gibi. Çünkü çok üstünde durdum ve çok konuşuyorum. Ondan sonra biraz terapi gördükten sonra kendimi dışarı atmamı söyledi. Yani herhangi bir korkum olduğunda, mesela o anki korkularım nelerdi size söyleyeyim. Bir şey yiyeceğim, boğazımda kalacak diyordum. Boğazımda kalacak ve ben öleceğim. O küçük peynir mesela boğazımda büyüyordu, kocaman oluyordu ve ben onu yutkunamıyordum. Ve yutkunmak için ne yapıyordum biliyor musunuz? Yani bakın çok saçma gelebilir, çok mantıksızca gelebilir ki anksiyetenin asla bir mantığı yok. Ben onu hızlı hızlı yemeye çalışıyordum ki ağzımda kalıp da boğulma tehlikesi olmasın diye. Ve şu an bile belki benim hızlı yememin sebebi fazla... Hani kendime göre fazla yemesem de bir şeyi çok hızlı tükettiğim için belki de ondan biraz kilo alıyorum, bilmiyorum, ama hızlı yemek yiyorum mesela. Çok hızlı yemek yerim. Önümde ne olduysa olsun en ilk ben bitiririm. Ha, yemeği sevdiğimden falan değil ya da çok aç olduğumdan değil, ama hala sanırım o psikoloji bende kalmış. O boğazımda düğümlenirdi ve ben onu acilen bitirmek isterdim. Bir tanesi ise merdiven çıkıyorum mesela. Annemlerin evi merdivenli. Merdiven çıkıyorum ya. Kıza diyordum ki ben diyordum ikinci adıma geldiğimde diyordum ki merdivenin üstünde bayılacağım, düşeceğim, kafamı patlatacağım ve öleceğim. Aklıma o geliyordu yani. Bu benim elimde olan bir şey değil. İsterse ne kadar kendime diyeyim asla böyle olmayacak, asla böyle olmayacak, ama o geliyordu aklıma o an. Diyordum ki merdiven çıkamıyorum, çünkü merdivene nasıl çıkıyordum biliyor musunuz? Şöyle tutunarak çıkıyordum.
Hastalık çok berbat bir şey ya. Gerçekten Allah kimsenin başına vermesin böyle bir olay. Ve eminim benden ya daha hafif atlatan var ya daha da yoğun atlatan vardır. Ondan sonra dedim böyle böyle şeyler hissediyorum. O da bana görevler verdi. Mesela dedi ki dışarıya çıkmaya mı korkuyorsun? O zaman dedi 10 tane adım at geri içeri gel dedi. İşte bir yere korkmaya mı git diyorsun dedi. O zaman yanına en yanında rahat olduğun bir insanla bir yere git dedi. Tabii ben bunu hemen ilk başta ilk gün ertesi gün olmadı. Ben bunu zamanla aşmaya başladım. Daha sonra çok araştırdım. Kız Türkiye'ye gitti, ben yalnız kaldım. Doktora gittim, doktordan terapist istedim, ücretsiz. Onlar da buranın devletin verdiği psikologlarla konuşmamı istedi ücretsiz olarak. Ama onlarla iletişime geçince de 3-4 ay bekletiliyorsun. Bazen 6 ay bekletiliyorsun. Ben dedim ben bunu yapamam. Ve o zaman gerçekten çalışmıyordum. Serhat da çalışmıyordu. Yani aileme böyle bir şey yaptırmak istemiyordum. Hani benim ücretlerimi ödesin diye falan filan. Neyse ben dedim ki ben bunu yapacağım dedim yani. Ben bunu baş edeceğim bununla dedim yani. Ben bunu üstesinden gelmem lazım. Bu benim hayatım değil. Önümde ben daha evleneceğim. Çocuklarım olacak. Hayat bu değil diyordum. Ay çok uzun atlattım biliyorum ama hemen toparlayacağım arkadaşlar. Neyse doktor bana ilaç önerdi. Ben ilacı kabul etmedim. Çünkü korkularım vardı ilaca yönelik. Hep kulaktan duyma şeyler vardı. İlaca alışırsın, asla ilaçsız yaşayamazsın, ilaç uyku yapar, sersemleştirir, hayatın normal olmaz diye bir sürü insan bir sürü şey söylüyordu. Ve ben o yüzden ilaç almadım. Şimdi düşünüyorum da keşke alsaymışım. Belki bütün bu yaşadıklarımı daha da günlerini kısaltırdı. Belki de kısaltmazdı, daha uzatırdı bilmiyorum. Bazı insanlar için ilaç en iyi yöntem. Bazıları için terapist, konuşma, psikoterapist en iyi yöntem. Bazıları için meditasyon en iyi yöntem. Yoga, pilates. Çok farklı yöntemleri var arkadaşlar. Ben sadece çıktım doktordan ilacı yırttım. Dedim bu kişilerin asla bana bir yararı yok yani. Çünkü deneyimim öyleydi benim o anki deneyimim. Ondan sonra ben kendime terapist buldum. Saat ücreti 40 liraydı. Gidiyordum sadece 1 saat konuşuyordum. 2 haftada bir ve o şekilde sanırım 2-3 ay tedavi gördüm terapistle. Ve artık dedim ki bunu kendim yapmam lazım. Sonuçta yani hemen hemen anlamıştım neyin olduğunu. Mesela bir tane bana verdiği görevlerden bir tanesi şeydi. Anı yaşamak. Ben bunu Türkçe kelimesini bulmuşum anı yaşamanın. Meditasyon farkındalık düşüncesi buymuş. Kadın bana diyordu ki mesela diyordu sen araba kullanmaya korkuyor musun diyordu. Evet diyordum. Araba kullanırken hep şunu yap diyordu. Plakaları oku. O anı yaşa yani. De ki ben şu an araba kullanıyorum. Ben şu an önümdeki arabaya bakıyorum. Önümdeki arabanın plakası bla bla bla. Soluma baktım. Solumda ağaçlar var. Arabalar var. Kırmızı araba var. Kırmızının arabanın içinde şu kişi var. Öne baktım. Önde bu var. Şu var. Ben bugün ne giydim? Bugün ne yapacağım? Şu an nereye gidiyorum? O anı o zamanın içinde ol diyordu. Kafanı dağıt yani o anı yaşa. Farklı şeyler düşünme. Sonra ben böyle yapıyordum. Bazen yapmadığım zamanlar direkt aklıma kaygılar gelmeye başlıyordu yine. Ben şimdi öleceğim, bayılacağım, düşeceğim, kriz geçireceğim, panik atak geçireceğim. Bu arada bu sürecin içinde 2 defa panik atak geçirdim. Kendimi zorla bir konsere götürdüm. Dedim ki ben bu konserde yapacağım dedim. Konsere gittim ve konserde o zaman Edam vardı benim. Çok seviyorum onu. Gerçekten benim bir akrabam ve her zaman görüşemesek de her görüştüğümüzde böyle çocukluk arkadaşım yani. O vardı. İzliyorsa bu videoyu alta yorum yazsın o da. O an dedim ki Eda ben çok kötüyüm. Ben çok kötüyüm dedim. Beni dışarı çıkar dedim. Nefes alamıyorum dedim. Boğuluyorum dedim. Dışarı çıkardı beni. Ben yürüdüm. Birkaç adım attım. Dedim Eda hayır dedim. Bu böyle olmuyor. Benim eve gitmem lazım. Eve geçtim. Ondan sonra eve geçerken zaten ambulansı çağırdım. Dedim ben öleceğim. Nefes alamıyorum. Acil gelin. Geldiler. Tabii onlar gelene kadar babam yanımdaydı. Babam tuttu beni. İşte kızım sakin ol. Bak doktor geliyor. İyileşeceksin. Bilmem ne. Doktor geldi. Doktor dedi ki bana şu anı anlat. Nasıl oldun? Nasıl hissettin? Ben anlattım ya. Bir baktım. Dedim geçti. Dedi öyle dedi. Panik atak dedi. Konuştukça, o anı yaşadıkça, o anın olayına girdikçe yani
o fiziksel ne yapıyorsan o anı yaşayınca, gözlemleyince dedi geçer dedi. Sen bana anlattın dedi. Anlatırken dedi sen sakinleştin dedi. Bir panik en fazla dedi 4 dakika sürebilir. Tabii 10 dakika süren de var ama en fazla dedi hani 5 ile 10 dakika arası bir panik atak sürer. Daha fazlası yok. Sen her zaman şunu kendine söylemen lazım. Bu panik atak elbet bitecek ve ben kazanacağım. Hani panik atak kazanmayacak. Ömür boyu sürmeyecek. Panik atak başladığı an bitecek. Sakin ol. Arkadaşlar o kadar çok şey var ki anlatacak. Belki bilmiyorum. Bu videonun altına gelen yorumlarla ikinci kısmını yapabiliriz. Çünkü atladığım çok şey olabilir. O yüzden altta birbirinizin hikayenizi paylaşın. Birbirinizle destek olun. Lütfen kırıcı yorum yazmayın veya ilaç milaç hiçbir şey önermeyin. Çünkü herkesin bir farklı yöntemi vardır. Bunu sadece doktor karar verebilir. Asla kendi hikayenizi paylaşabilirsiniz ama ilaç falan katlayan vermeyin. Benimki böyle başladı arkadaşlar. Böyle devam etti. Şu an bazı notları okuyacağım. Atladığım şeyler varsa söylemek istiyorum. Mesela ondan sonra şu oldu. Artık öleceğim, bayılacağım ziyadeden hariç. Bu arada tabii ben düğünüm oldu, kınam oldu, nişanım oldu. Bunların hiçbirini doya doya içten içe yaşayamadım arkadaşlar. Hiçbirini. Hep bir korkum vardı. Şu an düğünüm var ve ben bayılacağım burada. Bana bir şey olacak ve düğünüm var yani. Ben düğünüm var. Ve öyle iğrenç bir pislik ki sen hala insanların yüzüne gülmek zorundasın ama kimse içinde ne yaşadığını bilmiyor. Bilmiyor ya. Hani söylesen bile aman hayatı ne güzel bir de yaşadığı şeye bak diyor. Ondan ziyade şey vardı. Burada anksiyete artabilir. Bunların farklı isimleri var bu arada arkadaşlar. Hemen söyleyeyim. Panik atar. Bir farklı semptom, panik atak var. Panik ataklarının semptomları işte terlemek, çarpıntı, mide bulantısı, baş dönme, işte gözlerde bulanıklık falan filan. Bu olunca bunun ardından panik bozukluğu geliyor. Yani panik bozukluğu da şu, sürekli panik atak olacağını düşünüyorsun. Panik atağı bir kere atlatmışsın ama sürekli panik atak olacağını düşünüyorsun. Mesela bende panik atak oldu. Ben ertesi gün uyandım dedim, aa bugün de panik atağım olacak. Saate bakıyorum, acaba ne zaman olacak? Acaba ben tuvaletteyken mi olacak? Dışarıdayken mi olacak? Acaba uykuda mı olacak? Acaba restoranda mı olacak? Ne zaman olacak diye böyle saat bakıyordum yani. Ondan sonra o da kaygı bozukluğunu getiriyor artık. Hamileyim. Dışarı çıkıyorum. Kaygılanıyorum. Bana bir şey olacak ve çocuğum ölecek. Ben şu an düşeceğim. Karnımın üstüne düşeceğim ve çocuğuma bir şey olacak diyordum. Çok şey var arkadaşlar. Yani neyse çocuğum oldu falan. Ben onun asla hani normal bir annenin, bilmiyorum doğru söylenmiş olabilir mi ama ben o zaman kendimi normal gibi görmüyordum. Ama normal bir annenin bir çocuğuna %100 yapabileceği şeyleri ben de yapmak için ben çok uğraştım. Çocuğumu etkinliklere götürdüm, oraya götürdüm, buraya götürdüm. Ama götürürken var ya içimde ne pislikler dönüyor. Yani hiç kimsenin ruhu bilmiyor ama ben diyorum ki hani mesela çok kez oldu. Kızlarla mesela giderdik bir kahve falan içmeye. Bu arada güzel arkadaşlıklar kurmak çok önemli arkadaşlar bu süreyi birlikte atlatabilmek için. Yalnız başına hiçbir şey atlatılmıyor. Güvenebileceğiniz, dostum dediğiniz insanlar yanınızda olsun. Herkese de güvenmeyin ama. Neyse. O anki arkadaşlarım sağ olsun her şeyi birlikte yaptığımız için mesela bir yere gidiyorduk. Gidiyordum ya. O an anksiyetem yok. Panik atağım da yok. Ama kafamda ne geçiyor? Ben şu an anksiyete olacağım. Bekliyorum. Kahvemi içiyorum ya. Bekliyorum. Şu an bekliyorum. Ve bunu yaşayarak hiçbir şeyden zevk almamaya başlıyorsunuz artık zaten. Yani diyorsunuz ki ben evden niye çıkıyorum ki? Yani evde kalayım. Bari evde oturayım daha iyi. Ama tabii bu yanlış. Yapmayın. Her zaman korkularınızın üstüne gidin ve siz başarırsınız. Ben yaptıysam inanın o kadar olumlu hikayeler duydum ki asla olumsuz bir hikaye duymadım. Siz de yaparsınız. Panik atak dünyamızda gittikçe yaygınlaşan bir şey. Siz yalnız değilsiniz. Burada hep birlikteyiz. Lütfen gelecek olan yorumlarda arkadaşlar hikayelerini anlattığında da birbirimize destek olmaya çalışalım. Çünkü bazen gerçekten yaşamayan insan bunu bilmiyor. Benim diyeceklerim bu kadar. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Dediğim gibi eğer sorularınız var ise alta yazın.
ve belki bunun ikinci bölümünü çekebiliriz sizinle birlikte. Soru cevap şeklinde de gidebiliriz veya başka hikayeleri de canlı anlatabiliriz. Ben aslında bu videoyu yanımda bir psikologla veya bir psikoterapistle birlikte anlatmayı çok isterdim ama maalesef şu anki Covid-19 durumundan dolayı kimseyle konuşamıyoruz, görüşemiyoruz. Bu kadar arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Ben bu videoyu ormanda bu şekilde söylediğimi de anlamıyorum ama iyi geçti. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu pazarlar diliyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın öncelikle. Kendinizle her şeyle gurur duyun ve anı yaşayın. Kaygılanmayın. Öpüyorum. Kendim yaptım bak, kaygılanmayayım. Kaygılanın ama seviyesine göre arkadaşlar. Öpüldünüz. Bay bay.